Akşamlar. Şimdi de böyle bayağı bir gezdik aslında ama bir de birazcık hafif yürüyüş yapalım dedik. Sonra aklımızda yakında hazır olmuşken dedik ki nereye gidelim? Sonra öğrendik ki burada Maşatlık diye bir yer varmış. Maşatlık Yahudi mezarlıklarına deniliyormuş. Yahudi mezarlığının önemli olması da üstü düz olması, toprak olmasıymış. Hani bizimkiler gibi girintili çıkıntılı değil. Şimdi biz de oradan yürüyeceğiz. Sonrasında tabii burası kaç senesinde olduğunu bilmiyorum ama belediye tarafından burası böyle park haline getirilmiş. Yürüyüş yolu yapılmış. Böyle yeşillikli bir yer ama ara ara yer yer tarihi eserler de içinde mevcut. Şimdi belki de birilerini birkaçını göreceğiz sizlerle beraber. Ben de daha önce gezmedim. O yüzden hani böyle bilip bilmediğim şeylerde çok emin olmadığım şeylerde biliyorsunuz ki paylaşmayı sevmiyorum. Burada hem çocuklar için işte eğlenirken hem de büyükler için dinlenme, oturma şeyleri var ve biz de şu anda gördüğünüz gibi yürüyoruz. Deniz de sıfır. Deniz kenarı burası. Güzel bir manzarası da var. Efil, efil de esiyor. İnanın yazın çok da güzel olabilir yani burası. Ha bu arada tabii artık burası mezarlık değil. Bu arada kedi gene bebeğini mi taşıyor ağzında, ne yapıyor? Aa ben bu sıralar yok. Renginden dolayı öyle olmuş. Böyle bakın tatlı rivaliler var, salıncaklar var, tüneller var. Ve şey gelecektim, kediyi görünce tabii birden unuttum, dikkatim dağıldı. Neyse, burası işte Yahudi mezarlığı. Tabii onun üstüne birdenbire biz o kadar biliyorsunuz saygısız değiliz. Bütün dinlere karşı Müslümanlar saygılı, sevgili, hürmetli olmak zaten zorundalar. İslamiyet'te bu böyledir. Zaten bizim iman şartlarımızdan birisi de biliyorsunuz diğer kitaplara da, diğer peygamberlere de hürmet etmek, yani inanmak. Tabii ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ama diğerlerine de hürmette, saygıda kusur etmeyeceğiz. Böyle yani güzel, mükemmel, en mükemmel din biliyorsunuz İslamiyet dini. Buradaki de park yapılırken ona itina edilmiş ve bütün tek tek özel bir çalışma yapılmış bunun için. Çok uzun süren bir çalışma yapılmış ve ne yapılmış? Bütün kemikler sahipleri bulunmuş, onlara verilmiş. Yani şu anda biz mezarlığın üstünde yürümüyoruz. O yüzden de gerçekten ne kadar üstün bir din olduğunu bilin yani. Bakın burada bizim yani topumuz var. Bu gerçek. Artık tabii tarihi eser olmuş. Fakat ışıklandırma biraz yetersiz ama ben biraz bir böyle döneyim sizin için, en azından belirli yerleri görebilirsiniz diye. Tabi deforme olmuş, hatta buralara artık kaynamış yani. Bakın. Böyle kolay kolay buraları ele geçirmedik tabi, buralarda baştan beri Türkler yoktu. Ama bizim oldu. Biz de bunun değerini, kıymetini bilmeliyiz. Denize sıfır demiştim. Burada yine kalesi var. Karanlık olduğu için bilmiyorum gösterebilecek miyim. Böyle tabii balkon tipi yerler var. Hani gündüz de gelebilirdim. Kusura bakmayın ama fırsat olmadı. Bakayım ışık daha fazla açabiliyor muyum? Hayır, şu anda flaşlı. Yakınlaştırsam oluyor mu? Kayaları böyle belki videoda daha güzel çıkar. Şu anda hani ekranında göremiyorum. Bir görüyorsunuz tekne, gemi var orada. Bu sene çok revaçta bu turistik gemiler, biliyorsunuz biz bu sene turizmde bir böyle güzel bir patlama yaşadık. Şurada bizim Şile'nin kalesi var. Restore edildi biliyorsunuz. Ve burası da turistik bakımdan gerçekten rağbet gören güzel bir yer. Burası liman. Daha önce size öbür videolarımda bu limanı zaten gösterdim.
Onu da görürsünüz. Bu karanlık olan yer, hafif hafif bakın oradan dalgalar geliyor. Beyaz beyaz. Kayanın dibinde de dalgalar var. Şurada. Orası deniz. Yani Karadeniz değil ama Karadeniz. Kapkaradeniz hatta. Ya hayır, burası Şile'de Karadeniz tabii ki. Marmara'da değil sonuçta. Karadeniz'i kullanıyoruz. Ve böyle bir yer işte. Böyle devam ediyor. Belki biraz daha böyle gitsek farklı şeyler de görebiliriz. Ayrıca burada bir helikopter alanı da var. Helikopteriniz varsa buraya gelin. Hatta beni de getirin. Havadan bir de göreyim burayı. Hani böyle uçağa binince falan minnacık kalıyoruz ya. Belki de o zaman helikopterle o kadar yükselmeyiz. Minnacık kalmayız. Belki de sesinde duyuyorsunuzdur. Başka bir açıya geldim de size gösterebilmek için. Ha bak, mesela videoda şey, PC'de ya da telefonda bunlar belki görünebilir. Geminin yanında şu eteklerinde beyaz dalgalar ve kaya var orada. Üstünde de kale var. Artık yani sizin hayal gücünüze bırakıyorum ki görebilin diye. Ben gösteremiyorum. Çok özür diliyorum. Bu kara, kapkaranlık olan yer deniz. Ve burası bizim balkonumuz. Ne var burada? Teleskop var. Evet, teleskopla da böyle izleyebiliyoruz. Tabii bunun için buraya bir TL atmanız lazım. Hatta bunun içinde bir espri var. Bakayım görebiliyor muyuz? Atmadan ne görüyoruz? Bilmiyorum, çarpı mı görüyoruz? Bir bakayım ben sizin için. Zaten normalde buradan da görmüyorum. Buradan bakınca da çarpı da görmedim. Görmemi engelliyorlar. Bir zeka testi makinesi güya yapmışlar. Üstüne de yazıyor. Diyor ki 100 lira atarsanız zekanızı ölçeceğiz. Tabii 100 lira atarsanız zekalı oluyor musunuz? Hani o da bir test aslında. Bilemiyorum. O da çok hoşuma gitmişti. Komikti o makinede. Tabii ben çekememiştim. Şu anda size göstermiş olduğum yer, siz, ben de ekrandan görmüyorum ama deniz. Ve bu sefer de ben hani karanlıkları ürkmüyorum da. Sonuçta her yaşayan canlının eğer geceyi sebat ediyorsa sabaha doğacak olan güneşi var diye düşünüyorum. O yüzden de bu tarz böyle karanlıklar falan beni ürkütmüyor, yani böyle korkmuyorum. Hani hissiyat olarak da öyle vermiyor. O yüzden ben şimdi size ne düşündürüyor bilmiyorum. Kızabilirsiniz ama yine de bir böyle dalga, bir kale şey, kaya alıyorum görüntüyü ama simsiyah duruyor. Ama ben bu siyahlığın size böyle hayatınızda kara bulutların, siyahlıkların gitme temennisiyle siyah ekrandan, yani belki size siyah görünmeyecek işte dediğim gibi. O ekrandan bu seferki bu videomu bitirmek istiyorum. Bu arada tabii ışıklar falan da arkadan bana destek gelmeye başladı. Ama olsun, inşallah sizin gününüz, hayatınız hep aydın olur. Hiç böyle karanlıklarda kalmazsınız. Ama unutmayın, karanlık olmasa ışığı da bilemeyiz. O yüzden lütfen hayatın güzelliklerini yaşarken bence bunu da dikkate alın. Hoşça kalın. Ve tabii ki kiminle kalın? Benimle kalın. Fatma Bayın. Fatoyla Hayata Kanca'da.